Arkadaşlar merhaba. Etiler Gıda'nın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, net işletme sermayesinde şu an için bir sıkıntı yok. Çeyreklik dayanacak. Ancak arkadaşlar net borç son çeyrekte 16 milyon artarak 49 milyona yükselmiş. Rutin dışına çıkan ufak tefek yatırımlar var. Belki stok yapmıştır, bilmem ne yapmıştı. Bunu inceleyin arkadaşlar. Nakit akışları da olumsuz evrilmiş. Bütün bunlardan bahsettikten sonra biz de her zaman söylediğim gibi çeyreklik bakıyoruz. Her şeyi çeyreklik arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ve hasılattan başlayacağız. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş ona bakacağız. Geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar bir önceki çeyreğe göre hasılat eksi 11.71 oranında azalmış. Şu anda da eksi 29.79 olmuş. Bir önceki çeyrek 84.65'miş. Dolayısıyla sizin de gördüğünüz gibi en kötü 6 çeyreğin en kötü performansını göstermiş hasılat artışında. Peki gelelim, her sattığı 100 liralık malda ne kadar faaliyet kâr üretmiş? Geçen yıl 21.95 üretirken şu anda 44.14, bir önceki de 1.71'miş. Bu da son 6 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Yani hasılat düşmüş ama marj düşmemiş. Daha bilakis artmış arkadaşlar, ama ne kadar tolere etmiş ona bakacağız arkadaşlar. Gelelim net kâr kısmına. Geçen yıl net kar 40.43'müş, 30.43'müş, şu anda 30.24, bir önceki çeyrek 52.95'miş. Dolayısıyla geçen seneyle aynı, bir önceki çeyrekten düşük olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklar ile ne kadar hasılat elde etmiş? Geçen sene 40.10, şu anda 39.97, bir önceki çeyrek 81.50'ymiş. Dolayısıyla geçen senekiyle aynı, bir önceki çeyrekten düşük olmuş aydı. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 8.80'miş, şu anda 17.65, bir önceki çeyrek 1.39'muş. Bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyrekten iyi. Net kâr kısmına bakalım. Net kâr geçen sene 12.20'miş, şu anda 12.09, bir önceki çeyrekte 43.15'miş. Geçen seneki aynı, bir önceki çeyrekten hayli geride. Öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar, çeyreklik. Geçen yıl bu çeyrekte 12.32 büyürken şu anda 5.89 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 43.15'miş. Tabi yeniden değerlendirme etkisi var. Dolayısıyla bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Sonuç itibariyle yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar, 2022'ye 9'da 78.93 olmuş. Sonra 96.24'te zirvesini yapmış. Sonra 85'e gerilemiş. Sevgili arkadaşlar, fiyat hareketine bakalım. Fiyat hareketi ne olmuş? Bizim baz aldığımız noktada 5.58'miş fiyatı. Öz kaynakla %185 giderken fiyat da %184.95 oranında gitmiş. Yani paralel gitmiş sayılıyor arkadaşlar. Halka açık oranı 60. Piyasa değeri defterinde en düşük 3.13'müş. Şu anda yaklaşık 1.7-1.8 katında işlem görüyor. FK 11.36. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 12.76 olmuş. Bir kıyas yapalım. Getiri kıyaslaması. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar defter değerimiz 2.71'di. Bunu %85 oranında çoğaltırsak, yıl sonunda böyle devam ederse tabii 2 lira 30 kuruş para kazanırsınız. Fiyat 15.90. Bunu faize koysanız 5 lira 25 kuruş. Herhangi bir duran varlık alırsanız da enflasyondan kaynaklanan 8 lira 98 kuruş kârınız olur. Dolayısıyla şirket şu andaki performansıyla hem faizin hem de enflasyonun ciddi gerisinde kalmış. Peki ne olması lazım? Bunun dengeye oturması lazım. Bunun iki tane şartı var arkadaşlar. Ya şu öz kaynak büyümesinin yukarı gidip, daha yukarılara gidip, şu öz kaynak getirisinin yukarı gidip bu 8.98'e yaklaşması lazım. Veyahut da fiyatın gerileyip şu 8.98 getirinin buraya verilmesi lazım. İşte bunu çözerseniz arkadaşlar, şirketin gelecekte neler yapacağını da çözersiniz. Bu tamamen size bağlı, sizin yapacağınız çalışmaya bağlı sevgili arkadaşlar. Burada yer alan düşünceler yatırım tavsiyesi değil. Zaten fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biz öz kaynak büyümesiyle ilgileniyoruz. Fiyatın nereye gideceğini bilmek mümkün değil. Biz öz kaynak getirisi ve şirketin anlık durumunu ve de alternatif getiriye olan kazancı kıyaslıyoruz. Burada yer alan, dediğim gibi, düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.